Gençler merhaba. Okulların uzaktan eğitime geçtiği bu dönemde derslerinize yardımcı olmak adına biz de sizlere video paylaşımları yapacağız. Bu videoda 10. sınıf dörtgenleri işleyeceğiz. Önce bir çokgenlere göz atalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane farklı noktaya ikişer iki, farklı noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle çokgen denir. Bir çokgenin tüm köşegenleri çokgenin içerisinde yer alıyorsa bu çokgen dışbükey yani konveks çokgendir. En az bir köşegeni çokgenin dışında yer alıyorsa bu çokgen içbükey yani konkav çokgendir. Evet şimdi çokgenin elemanlarına göz atalım gençler. Şimdi burada A B C D ve E çokgenimizin köşeleri AB, BC, CD, DE ve EA da çokgenin kenarlarıdır. Buradaki A, B, C, D ve E açıları çokgenin iç açıları. Şimdi iç açıyla dış açının toplamı 180 derece olduğu için de buradaki 180 eksi A çokgenin dış açısı, 180 eksi B, B açısının dış açısı, 180 eksi C'nin, 180 eksi -d, d açısının, 180 eksi E de E açısının dış açısıdır. Bu arada gençler, şimdi biz bu dış açıyı, örneğin şöyle yapalım. Şuradan da gösterebiliriz. Bakın şöyle çizersem, bu 180 eksi D açısı, buradan da ifade edilebilir 180 eksi D açısı. Biliyorsunuz bunlar zaten ters açılardan birbirine eşit. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi dış çokgenlerin açı özelliklerine bir göz atalım. Şimdi en kenarlı bir konveks çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı n-2 çarpı 180 ile bulunur. Dış açıların ölçülerinin toplamı da 360 derecedir. Şimdi çokgenimizin kenar sayısı ister 3 olsun, ister 5, ister 10, dış açılar ölçülerinin toplamı daima 360 derece olacak. Şimdi düzgün çokgenlere göz atalım. Bir konveks çokgenin kenar uzunlukları ve tüm iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ise bu çokgene düzgün çokgen denir. Demek ki bakın düzgün çokgenin bütün kenar uzunlukları birbirine neymiş gençler? Eşit tüm iç açıları da eşitmiş. Örneğin eşkenar üçgen bütün kenarları, bütün açıları birbirine eşit veya kare veya düzgün beşgen ya da düzgün altıgen. Bu düzgün çokgenlerin tüm özelliklerini ne yapar? Sağlar. Şimdi düzgün çokgenlerin açı özelliklerine göz atalım. Şimdi en kenarlı düzgün bir çokgenin en tane birbirine eşit iç açısı vardır. Şimdi iç açılar toplamı nasıl buluyorduk? n-2 çarpı 180. Öyleyse ben bu n-2 çarpı 180'i n'e bölersem bir iç açısının ölçüsünü bulmuş olurum. Dış açılar toplamı neydi? 360. 360'ı n'e bölersem de bir dış açısının ölçüsünü bulmuş olurum. Burada alfa iç, beta dış açı olmak kaydıyla alfa ile betanın toplamı kaç derece? 180. Dış açıyı nereden bulmuştuk? 360 bölü 180'den bir dış açıyı da çıkartırsak neyi bulmuş oluruz? Bir iç açının ölçüsünü. Evet, şimdi birinci örneğimizle başlayalım gençler. Şimdi birinci örneğimiz ne diyor? Bir dışbükey beşgenin, bir dışbükey beşgenin dış açılarının ölçüleri 4, 5, 6, 7 ve 8 sayılarıyla orantılıdır. Bu da göre bu çokgenin en küçük iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360. O zaman şöyle yazalım bakın. 4K artı 5K artı 6K artı 7K ve 8K'nın toplamı eşittir kaç diyeceğiz? 360. Evet şimdi açılarımızı toplarsak burası ne olur? 30K oldu. 30K 360'a eşit. K'yı bulmak için 360'ı neye böleceğiz? 30'a. 360'ı 30'a bölersek ne olur? 12. Şimdi bizden ne istiyor? En küçük iç açıyı. O zaman en büyük dış açıyı bulalım. O da 8 kaydı. 8 çarpı 12'den ne yapar bu? 96. Şimdi ne demiştik? İç açıyla dış açının toplamı 180 derece. O zaman ben 180'den 96'yı çıkartırsam 84 de bizim ne olur? En küçük iç açımızın ölçüsü olur. Evet. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. Şimdi ikinci örneğe baktığım zaman Birçok genimiz var burada. 60, 70 diye dış açılar verilmiş. Bizden de x istiyor. İsterseniz şuradan gidelim soruyu çözebilmek için. Dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360. 60'ı biliyoruz, 70'i biliyoruz. Bakın şurada bir dış açımız var. Burası 50 derece. Şunu uzatırsak bu dış açımız kaç derece oldu? 80. Şunu şöyle uzatırsak burası ne oldu? 180-x eksi Evet şimdi hepsini toplayıp 360'a eşitleyebilirim. 60 artı 70 artı 180 eksi x artı 50 artı 80 eşittir. Kaç olacak? 360. Evet şimdi buradan gerekli işlemlerde yapılırsa x eşittir. Kaç çıkar? 80. Evet şimdi üçüncü örneğe bakalım. Şimdi üçüncü örnekte diyor ki bir düzgün ongenin Dış açıları 2 bölü 7'si kadar küçültülerek yeni bir düzgün çokgen çiziliyor. Çizilen yeni düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi isterseniz önce 10 genin bir dış açısının ne olduğunu bulalım. Şimdi 360'ı ben ona bölersem buradan 36 düzgün çokgenimiz 10 genimizin bir dış açısı çıkar. Şimdi biz bunu 2 bölü 7'si kadar küçültecekmişiz. E 2 bölü 7'sini küçültürsek? Ne olur gençler bize 5 bölü 7'si kalır. Şimdi 36'nın 5 bölü 7'sini bulalım. Evet bununla da yazı yazmak çok zor oluyor. Burası ne olur? 180 bölü 7. Peki bu 180 bölü 7 nedir? Bizim yeni oluşturacağımız çokgenin bir dış açısı. Peki kenar sayısını nasıl buluyorduk? 360'ı bir dış açıya bölerek hesaplıyorduk. 180 bölü 7. Buradan işte 360 çarpı 7 bölü 180 dedik. Şimdi bunları sadeleştirdik. 2 çarpı 7'den 14 çıktı. Demek ki düzgün çokgenimiz 14 kenarlıymış. Evet devam ediyoruz gençler. Şimdi dördüncü soruya bakalım. 4 ne diyor? Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 4 katıdır. Bu çokgen kaç kenarlıdır? Evet şuraya şöyle bir iç açı yazalım. Bir de şurada bir dış açımız var. Şimdi ne diyordu? İç açı, dış açının kaç katıydı? 4 katı. O zaman dış açıya x dersek iç açımız ne oldu? 4x. İç açıyla dış açının toplamı neydi gençler? 180'de değil mi? 5x eşittir. 180 dersek. Buradan x ne olur? 180 bölü 5'den. Evet, 180'ini 5'e bölersek kaç çıkar buradan? 36. Evet, şimdi 36 ne oldu? Bir dış açı oldu. Biz peki kenar sayısını nasıl bulacağız? 360'ı bir dış açıya bölerek 360 bölü 36'dan da cevabımız 10 çıktı. Evet şimdi 5. örnekteyiz. Şimdi bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsüne oranı 13 bölü 2 olan bir diz, düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş bize. Evet şimdi ne yapalım? Bir iç açı diyelim şöyle. iç açı bölü dış açı ne kadarmış gençler? 13 bölü 2. Peki şöyle desek iç açı 13K olsa dış açımız ne kadar olur? 2K. Peki iç açıyla dış açının toplamı neydi? 15K. O da yani ne yaptı? 180. K'yı bulabilmek için 180'i kaça böleceğiz? 15'e. 180'i 15'e bölersek ne yapar? 12. Şimdi e, k 12 çıktı. Düzgün çokgen kaç kenarıdır diye soruyor. O zaman ilk önce bir dış açımızı bulalım. Dış açıya 2k demiştik. 2 çarpı 12'den ne yaptı? 24. Bir dış açı 24. Kenar sayısını nasıl bulacağız gençler? 360'ı 24'e bölerek o da kaç yapar? 15. Evet şimdi neredeyiz? 6. örneğimizdeyiz. Şimdi 6. örnek ne diyor? Bir düzgün çokgenin dış açılarının toplamının iç açıları toplamına oranı 2 bölü 3 olduğuna göre bu çokgenin bir iç açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi dış açılar neydi? 360. İç açıları oranı, iç açıların toplamına x diyelim. Bu kaça eşitmiş? 2 bölü 3'e. Şimdi buradan ilk önce iç açılar toplamımızı bir hesaplayalım. 2x eşittir. 3 çarpı 360. x'i bulabilmek için her yeri 2'ye bölelim. O da ne yapar? Buradan 540 çıkar. 540 bizim elimizdeki çok iç açılar toplamı. İç açılar toplamı nasıl buluyorduk? n-2 çarpı 180 ile. Bunu 540'ı eşitliyoruz gençler. Buradan n-2'nin 3 olması gerekir. n kaç çıkar? 5. Demek ki elimizdeki bir 5 gelmiş. Peki biz şimdi şöyle yapsak. 360'ı 5'e bölsek. Buradan 72 ile bir dış açıyı bulsak. iç açıyı bulmak için de 180'den 72'yi çıkartsak. Cevabımız kaç olur? 108. Evet gençler bir dahaki videoya isterseniz düzgün beşgeni görelim. Hepinize çok iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.